II. Kılıç Arslan'la 3 kez görüştüğü ve buna dayanarak Orta Çağ döneminde ciddi bir yerleşim olduğu bilinmektedir. İmron ismiyle köy olarak kurulmuş olan Pütürke, 1877 yılında bucak haline getirilerek Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlanmıştır. 1892 yılında ilçe olarak mülki taksimatta Elazığ iline bağlanan Pütürke, özellikle coğrafi konumundan dolayı ticari, ekonomik, sosyal yönden tüm ilişkileri Malatya Sancağı ile yapılmakta olduğundan, Cumhuriyet'in ilanıyla halkın yoğun talepleriyle Malatya iline bağlanmıştır. Kahta'ya bağlı bir nahiyeyken ilk adı Güzelyer, istenen yer anlamına gelen İmrun ve Şiro adlarıyla anılmaktaydı. İlçe halkının büyük bir bölümünün Kütahya'dan gelen Samanoğulları tarafından oluştuğu bilinmektedir. Tepehan'a bağlı köylerden Periyeş, Uzuntaş ve Kayadere'deki insanların Canbegan, Drejan, Sinan, Pozkıran aşiretlerinin Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim Han tarafından Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden bu bölgeye yerleştirilmiştir. İran tarafından gelebilecek Şia akınlarını durdurmak amacıyla bu aşiretlerin buraya göç ettirildiği söylense de, Süryani nüfusun yoğunlukta olduğu bölgeyi kontrol altında tutmak için de yerleştirilmiş olabileceğidir. Hangi yöreden geldiği bilinmeyen Kopuzoğulları ise daha sonra buraya gelerek yerleşen ilk topluluktur. İlçe, arazi olarak engebeli ve sarptır. Düz arazi yok denecek kadar azdır. İlçe toprakları Fırat Nehri'ne dökülen Şiro Çayı'nın geniş vadisinin tabanıyla bu vadi etrafında bulunan dağlık kesimlerden oluşur. Yerleşim yerleri dağlık ve tepelik alanlarda yoğunlaşmıştır. Bunun için tarıma elverişli arazileri dağ ve tepelerin yamaçlarında bulunmaktadır. Şiro Çayı havzasında aşırı toprak erozyonu bulunmaktadır. Bunu önleme çalışmaları yapılmaktadır. İlçeye bağlı köylerin tamamında tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Hayvancılıkta kıl keçisi ve koyun yetiştirilmektedir. Bölge halkı gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Dağların yamaçlarında çam, ardıç ve meşe ormanları görülmektedir. İlçede hemen hemen düz alan bulunmamaktadır. Dağlar akarsu vadileriyle parçalanmıştır. Büyük Çay, Şiro Çayı ve Çayboğaz ilçe topraklarını sulamaktadır. İlçede karasal iklim hüküm sürmekte olup, kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak bir özellik göstermektedir. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler buğday, kayısı ve üzümdür. Az miktarda da patates, soğan, arpa, baklagiller ve elma yetiştirilmektedir. Pütürge halkı arazi şartlarından dolayı başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere göç veren bir ilimizdi. Bu süreç durmuş ve tam tersine büyük şehirlerde çalışıp zengin olan insanları kendi memleketine yatırım yapar hale getirmiştir. Pütürge'nin son zamanlardaki gelişmesi bununla da bağlantılıdır. İlçenin Babik Köyü yakınlarında Türkiye'nin tek ve en büyük profillit yatakları bulunmaktadır. Profillit cevherinin sabit genleşme özelliği, ısı duyarlılığı ve ısı iletkenliği cevherin kullanım alanını arttırmaktadır. Profillit, refrakter gereç yapımı, seramik sanayi, boya, kağıt, cam, tekstil ve plastik sanayinde kullanılmaktadır. İlçede altın, bakır, demir, krom ve mermer yatakları da bulunmaktadır. Malatya ile Adıyaman'ın Pütürge Tepehan sınırında buluştuğu Nemrut Dağı, Tümülüs'le birlikte 2230 metreyi bulan zirve, Güneydoğu Torosların en yüksek noktasıdır. Arkeolojik kalıntılarının bulunduğu teraslarda metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak ilan edilen, ülkemizin de önemli milli kültür parklarından biridir. Nemrut Dağı, M.Ö. 1. yüzyılda Kommagene Krallığı'na hükmetmiş, 1. Antikos tarafından yaptırılan açık hava mabedindeki heykeller, tanrıları simgeler. Nemrut'un kalıntıları
yapımından sonra yüzyıllar boyu yalnızlığa terk edilmişlerdir. 1838-1939 Nizip Savaşı yıllarında Malatya, Adıyaman ve Gaziantep yöresini Osmanlı ordusuna danışmanlık yapmak için askeri amaçla gezen Prusyalı Alman subay Yüzbaşı Helmut von Moltke'yi kalıntılarından sadece Dutluca, Harik, Gerger, Pütürge gibi yörelerin zirveye çıkan avcıları ve çobanları haberdar etmişlerdir. Nemrut Dağı zirvesindeki heykel başlarından Moltke sayesinde haberdar olan Berlin Müzesi Direktörü Alman Profesör Otto Puschdin'in öncülüğündeki 6 kişilik bir ekip ilk defa 1882 Mayıs'ında Nemrut Dağı'na çıkmasıyla çalışmalar başlamıştır. Ertesi sene 1883 yılında Osman Hamdi Bey ve Yervant Özkan'la birlikte Nemrut araştırmalarını yapıp vardıkları sonuçları aynı yıl Fransızca basılan bir kitapta toplamış ve daha sonra araştırmalar, kazılar birbirini izlemiş, Nemrut'la ilgili bir yığın bilgi ve tarihi kalıntı ortaya çıkarılmıştır. Tümülüs'ün yapımıyla oluşturulmuş 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapındaki tepe, onlarca kilometre uzaktan bile görülebilmesinin yanı sıra Fırat Nehri geçitlerine ve ovalarına hakim vaziyettedir. Bu tepenin altında kral ve yakınlarının mezar odalarıyla hazinenin olduğu ortaya atılmışsa da şimdiye kadar yapılan çalışmalarda henüz böyle bir şeye rastlanmamıştır. Zirveye güneyden ulaşılmakta olup törenlerin yapıldığı platformlara zirveye kadar gelip aracımızdan indiğinizde teraslara doğu, batı ve kuzeyden ulaşılabilmektedir. Batı ve doğu platformlarında yan yana konulmuş tahtlar bulunmaktadır. Yıllar önce tahtların üzerinde Kral Antikos ve tanrıların heykelleri bulunmaktaysa da heykeller tahtlarla birlikte daha sonra yıkılmış, geriye kalan başlar kopmuştur. Heykeller birbirinin üzerine konulmuş 8 mermer bloğundan oluşmaktadır. Dev heykellerin ve tahtların yapımında kullanılan beyaz mermerlerin 30 kilometre mesafedeki Gergel'den, rölyeflerin yapımında kullanılan siyah mermerlerin ise 5 kilometre uzaklıktaki Karabela'dan nasıl getirilip buraya çıkarıldığı ise gizemini korumaktadır. Heykellerin doğu ve batı platformlarında simetrik olarak yan yana dizilmiş oldukları görülmektedir. Nemrut Dağı'na 1960'lı yıllara kadar zirveye ancak yürüyerek veya binek hayvanları sırtında ulaşmak mümkündü. Malatya ve Adıyaman tarafından yapılan yollar, zirveye minibüs, taksi gibi araçlarla ulaşmayı mümkün kıldı. Nemrut Dağı'na Mayıs ve Kasım ayları arasında ulaşmak mümkündür. Diğer aylarda yöreye özgü iklim koşulları ve coğrafi konum nedeniyle yağan bol miktardaki kar, yollarda geçit vermemektedir. Dağın eteğinde Malatya Valiliğince yaptırılan 40 yataklı Güneş Otel, ziyaretçilere turizm sezonu boyunca hizmet vermektedir. Nemrut Dağı sadece heykeller ve rölyefleri görmek için ziyaret edilmez. Dünyada iki yerden biri olan güneşin doğuşu ve batışı, yörenin diğer çekiciliğidir. Akşam bulutların arasında yavaşça kaybolan, sabahsa tersini yaparak yükselen güneş, izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatır ve karelerce film harcatır. Acele etmeden yavaşça yüzünü gösteren güneşin ışıkları çevresinde aylara göre değişen renk cümbüşleri oluşur. Bazen inanılmaz güzellikteki rengin adı mor olur, bazen kızıl, bazen de menekşe. Gece vakti güneş battıktan sonra bu kez ay sahneye çıkar. Eğer ay yüzünü tamamıyla gösterdiği bir dönemde ise, yani dolunaysa, zirveden bakarak Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya kıvrılarak kat eden Fırat'ı seyretmek apayrı bir zevktir.